arkadaşlar, herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Rusya'nın Kırım Türklerine karşı soykırım politikası 10 yıllardır devam ediyor. Aslında Rusya'nın en temel stratejilerinden biri de Karadeniz kıyısını Türklerden temizlemekti. Daha önce yaşanan Kırım sürgünü hep bu politikaların bir gereğiydi ama bütün zorluklara rağmen Kırım'da hala ciddi anlamda bir Kırım Tatar nüfusu var ve dilimizi, kültürümüzü bütün baskılara rağmen korumaya çalışıyorlar. Ama şimdi Rusya'nın ilan ettiği seferberlikten sonra Yarımada'da Kırım Türklerini yok etme, öldürme ve sürgüne zorlama politikası hız kazandı. Çünkü şu an Kırım'da Ruslara göre, yani genel orana göre nüfusu az olmasına rağmen orduya alınan veya zorla alınmak isteyen kişilerin %90'ı Kırım Türkleri oluşturuyor. Resmi belgelerde de bu net olarak göründü. Yarımada'dan herkes Kırım Türklerinin liderlerini, biz gazetecileri arayıp feryat ediyorlar. Dolayısıyla şu an Kırım Türkleri ya zorla askere giderek hayatını kaybedecek, ya hapishaneye gidecek, ya da zor şartlarda Kırım'dan ayrılıyorlar. Yani üç seçenekte de Kırım Türksüzleştiriliyor ve boşaltıyor. Bu konuda Kırım Türklerinin en büyük umut kapısı da Türkiye'dir ve Türk kardeşlerimizdir. Çünkü hem demografik değişim insanlık suçudur, hem de Yarımada'da Türk nüfusun korunması hem dünya Türkleri açısından hem de Türkiye'miz açısından stratejik önemdedir. Lütfen bu konuya duyarlı olalım ve Kırım Türk'ünün feryadına kulak verelim.